Merhaba arkadaşlar, matematiğin ilacı kitabımızda tek ve çift sayılar test 1 ile devam ediyoruz. Bakınız, birinci sorumuzda farklı bütün tek rakamların toplamı A'dır diyor arkadaşlar. Rakamlarımıza baktığımızda nedir? 1, bakınız 1, 3, 5, 7 ve 9. Toplayalım, 4, 9, 16, 25 yapıyor. Çift sayılarımıza bakalım, 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunlar bize A'yı, bunlar ise B'yi veriyor. 6, 12, 20 yaptığını görüyorum. 25 eksi 20'den 5 olarak sorumuzun cevabını buluyoruz. İkinci sorumuza geliyoruz. X0'dan farklı bir çift sayı. Bakınız, X'imiz 0 olmayacakmış. Y bir tek sayı. Tek sayı ile çift sayıyı topladığımızda tek bir sayı elde ederiz. Örneğin 2 artı 3'ten 5 gibi. Ama bize ne diyor? Kesinlikle çift sayıdır diyor. Ve ikinci öncülümüze bakıyoruz. Arkadaşlar, x'imiz çift bir sayı olduğu için çift sayıyla tek bir sayıyı çarptığımızda sonucumuz ne çıkacaktır? Çift sayı çıkacaktır. Üçüncü öncülümüzde ise şöyle bir durum ortaya çıkıyor. X 0'dan farklı, evet 2 olsun, ama y'ye 7 verdiğimizde 2 bölü 7 çıkıyor. 2 bölü 7 ne tek ne de çift bir sayı. Üçüncü öncülümüzde ise x'imize yine 2 verelim. Bu sefer y'ye eksi 3 verelim. Bakınız, 1 bölü 8 çıktığını görüyorum. Ne tek ne de çift bir sayı. Cevabımız Bursa olur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ifadelerinden hangilerinin sonucu tek sayıdır? Bakınız, k'da parantez işlerine baktığımızda 101 çarpı 99, yani tek sayı ile tek sayıyı çarparsak ne olur sonucumuz? Tek olur. L'de ise 51 artı 19'un 70 yaptığını görüyorum. Burası da 1073, yani çift çıkacaktır sonucumuz. Çünkü 70 çift, çiftle teki çarptım, çift yaptı. M'ye geldiğimizde ise arkadaşlar, bakınız, çiftle teki toplarsam tek, çiftle teki topladım tek, çiftle teki topladım tek. Ve sonucumuz ne çıktı? Teklerin çarpımı bize tek sayıyı verir. İfadelerinden hangisinin sonucu tek sayıdır? K ve M, Denizli bizim cevabımız oluyor. Dördüncü soruda ise A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı B çarpımı çift sayıdır diyor. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Biz biliyoruz ki A çarpı B madem ki çift, A çift olabilir, B tek olabilir, A tek, B çift olabilir veya ikisi aynı anda çift olabilir. A tek ise B tektir, yanlış. A çift ise B tektir. B'yi bilemeyiz arkadaşlar. B çift de olabilir, tek de olabilir. Bir kesinlik belirtmiyor. A tek ise B çifttir. Evet, çünkü sonucum çift çıktığı için mutlaka bir tane çift bir sayıya ihtiyacım var. Cevabımız Ceyhan oluyor. Aşağıda bir sınava ait öğrenci listesinde kız ve erkek öğrencilerin sayısı silik çıkmıştır. Toplamda mevcudumuz sınıfımız 27, bakınız arkadaşlar. Kız öğrenci sayısı ve erkek öğrenci sayısı. Kız öğrenci sayısına biz K diyelim, erkek öğrenci sayısına da E diyelim. Yani kız artı erkek 27. Tek bir sayı. Şimdi bakınız, ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. K tek ise E çifttir. Bu doğru olabilir arkadaşlar. K tek ise E tektir. Hayır. Çünkü tek ile teki toplarsak sonucumuz çift olur. K çift ise E tektir. Evet, bu ifademiz de doğru. Cevabımız Denizli oluyor. Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar, bakınız, olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. ABC birer tam sayı. Şimdi bakınız, A artı B bölü C eşittir 2. Şimdi bunun mümkün olabilmesi için eğer yukarısı tek olursa, aşağısı da tek olursa bölersem tek olur. Yani ne gibi? Örneğin 15 bölü 5 gibi, her zaman sonuç tek çıkar. Ve demek ki ben şunu biliyorum. Yukarıdaki ifade, yani A artı B'miz kesinlikle ne olmalı arkadaşlar? Çift olmalı. C hakkında herhangi bir şey diyemiyorum. Burada A tek ise B de tektir ifadesi kesinlikle doğru bir ifadedir. A, B, C'de birer çift sayı olmak üzere olduğuna göre işleminin sonucu nedir diyor. Çift sayı, bakınız arkadaşlar, deneyelim. 2, 4, 6, 8, başka bir ihtimal kalmadı zaten. A'mızın yerine 2, D'nin yerine 8, B'nin yerine 4, C'nin yerine 6 yazdığımızda 16 bölü 24, 2 bölü 3. Denizli bizim cevabımız olur.
Aşağıdaki tabloda sarı karelerin içine birer tek sayı, mavi karelerin içine birer çift sayı yazılacaktır diyor. Buna göre tüm karelere yazılan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi elimizde kaç tane sarı var? 2, 4, 6, 9. 9 tane sarı var. 2, 4, 6, 7. 7 tane ne var arkadaşlar? Mavi var. Sarı karelerin içerisinde tek yazıldığı için, bakınız burası tek bir sayı olacaktır. Mavi karelerin içerisinde birer çift sayı yazıldığı için burası da çift bir sayı olacaktır. Tek ile çiftin toplamı bize tek sayıyı verecek. Şıklara baktığımızda tek olan tek şıkın 61 olduğunu görüyoruz. 9. sorumuzda ise M1 tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayıya eşittir diyor. Bakınız arkadaşlar, bir sayı var, bir de sayının bir fazlası var. Bakınız 7, bir fazlası 8 veya 9 verdim, bir fazlası 10. Bir sayının kendisiyle bir fazlasının çarpımı bize neyi verecektir? Çift sayıyı verecektir tabii tam sayılarda. 10. sorumuzda Berhan yeni aldığı aracın plakasındaki sayıları unutmuştur. Hatırladığı tek şey harflerin sonunda kalan sayı ile sağında kalan sayının çarpımının tek sayı olduğudur. Buna göre aşağıdaki plakalardan hangisi Berhan'a ait olabilir? Bakınız arkadaşlar, ne diyor? Tek sayı diyor. 33 ile 182'yi çarptım, çift. 14 ile 177'yi çarptım, çift sayı. 41 ile 498'i çarptığımızda çift. 51 ile 387'yi çarparsak, yani iki tek sayının çarpımı bize neyi verecektir? Tek sayıyı verecektir. Edirne'de de yine 42 çarpı 413 çift bir sayı yapmış oluyor. 11. sorumuzda buna göre A ve B sınıfında bulunan kız öğrencisi sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olamaz gibi bir sorumuz. A ve B sınıflarında bulunan erkek ve kız öğrenci sayıları için A sınıfında bulunan erkek ve kız öğrenci sayıları toplamı tek sayıdır. Bakınız A sınıfımız var. Kız sayısı artı erkek sayısı tek. Bir de B sınıfımız var. B sınıfında bulunan erkek ve kız öğrenci sayılarının çarpımı tektir. Kız çarpı erkek, bakınız tek. O zaman ben şunu biliyorum arkadaşlar. B sınıfındaki bulunan kız sayısı kesinlikle tek bir sayıdır. Çünkü iki tek sayının çarpımı bize neyi verecektir? Tek sayıyı verecektir. Ama A sınıfında bakınız, kız artı erkek tek olduğu için çift artı tek teki verir. Tek artı çift de bize neyi verir? Teki verir. Yani kız sayısı hem çift olabiliyor hem tek olabiliyor. Bakınız öncünlerde Ceyhan'a bakarsanız birinci ifade bize A'yı, ikinci ifade B'yi veriyor arkadaşlar. 21 var bakın Bursa'da, 17 var, 11 var, 17 var. Bunların her biri tek. Ancak Ceyhan'da 15 ile 16, yani B'deki kız sayısının çift olduğunu söylüyor. Bu mümkün değil. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.